devam edeceğini görüyoruz. Peki. Cihan Bey, şimdi evet cevapladığınız sorular oldu. Onları hiç sormayacağım ama bir soru var. Özellikle çok sorulduğu için ben de onu sormak isterim. Kadının sağlık sorunu sebebiyle azledilme olasılığını sormuş bizi izleyenler. Bu noktada Kamala Harris devreye girebilir mi? İlerleyen günlerde bu noktada ne bekliyor Amerika'yı? Ya bu konuşuluyor tabii ama burada çok net bir tablo yok. Yani bu olur ya da olmaz diyemem. Olabilir. Biden'ın çok ciddi sağlık sorunları var. Çok ciddi bir yaşlılık sorunu var. Bu konuda Nation'da benim hani şu ana kadar en beğendiğim yazı Nation'da çıktı. Çünkü genelde bu konunun nerede tartışıldığını söyleyeyim. Bu konu gazetelerde, radyolarda tartışılmıyor. Daha çok Twitter'da tartışılıyor. Yani biraz spekülatif, sansasyonel bir konu. Dolayısıyla ciddi olarak ele alınmıyor. Ama işte Nation'da bir yazı çıktı. Bir hiciv yazısıydı yine. Yani o da ciddi bir yazı değildi ama yani güzel bir hiciv yazısıydı ve de şunu söylüyordu yazı. Bakın işte böyle bir adam, yani bu baştan belirteyim, hani bu yaşlı karşıtı bir yorum olarak algılanmasın diye. Yazan kişi de kendisi de 80 yaşında. Fakat Biden hakkında şunu söylüyor. Böyle düşüşteki bir yaşlı adam ancak böyle bir adam düşüşteki yaşlı bir imparatorluğa yakışırdı. Yani şimdi yeterince konuşulmuyor diyorum ama aslında bütün bu iç dengeleri dış dengeler belirliyor. Yani aslında hem seçimlerin hem Amerikan siyasetinin hatta Amerikan akademisinin bile en az baktığı konu budur yani. Dış ilişkilerin iç ilişkileri nasıl belirlediği. Bunlar bağımsızmış gibi konuşulur. Birbirini belirlemiyor gibi konuşulur. Oysa Amerika'nın emperyal düşüşü benim şu ana kadar bahsettiğim her şeyi aslında belirliyor. Ve bu yani güzel bir hiciv işte, yani ancak bunu söyleyebilirim. Yani Biden'ın yaşlılığı ve hastalığı konusunda bu hasta bir imparatorluk ve de yani hasta bir başkanı var. Peki Cihan Bey, çok çok teşekkür ediyorum bu akşam.